Bir önceki videomuzda iki firmanın duopol oluşturduğu bir piyasayı incelemiştik. Ve bu iki firmanın eğer aralarında anlaşırlarsa müşterek ekonomik karlılıklarını nasıl yükseltebileceklerini ve piyasayı adeta bir monopol gibi davranarak nasıl yönlendirebileceklerini görmüştük. Önceki videoda bu durumun ilgili dönem içinde 50 birim ürettiklerinde gerçekleştiğini hesaplamıştık. Bunların birbirine eş iki firma olduğunu varsayarsak, iki üretici bu miktarı aralarında eşit olarak bölüşebilirler. Zaten bir önceki videodaki durum da buydu. Firmaların her birisi 250 birim üretim yapıyordu. Bu iki firmanın hile yapmak için nasıl gerekçeleri olduğunu da görmüştük. Pazar açısından baktığımızda daha fazla üretim yaptıklarında fazladan ürettikleri birimlerdeki ekonomik kar negatif oluyordu. Yani bu miktarın üzerinde üretim yaptıklarında toplam ekonomik kar azalıyordu. Ancak iki taraftan biri hile yaparsa hile yapan, anlaşmaya sadık kalmayan taraf bu durumdan faydalanıyordu. Dolayısıyla ekonomik karın daha büyük kısmını hile yapan taraf kazanıyordu. Anlaşmaya sadık kalmayan firma dönem içerisindeki üretimini 250 birimden 280 birime yükseltiyordu ve kaybeden taraf anlaşmaya sadık kalan firma oluyordu. Anlaşmaların kurallarına uyan taraf hile yapan tarafın kazandığından daha fazlasını kaybediyordu. Böylece daha önce anlaşmaya sadık kalan tarafın hile yapması için de güçlü bir motivasyon unsuru oluyordu. Böyle bir senaryo neticesinde firmaların ikisi de anlaşmaya uymuyor ve ekonomik karın kalmadığı noktaya kadar üretim miktarlarını yükseltmeye devam ediyorlardı. Çizdiğimiz şekle bakarsak işte tam burası. Talep eğrisi tam burada ortalama toplam maliyet eğrisini kesiyor ve burada ekonomik kar yok. Üretim miktarı yüksek, toplam 75 birim gibi görünüyor. Bütün pazar 75 birim. Ancak bu noktada piyasada oluşan fiyat ortalama toplam maliyete eşit. Dolayısıyla ortalamaya vurduğumuzda ekonomik kar yok oluyor. Yani kimse kar etmiyor. Şimdi bu durumu bir de oyun teorisi açısından düşünelim. Bu tablodaki duruma bir göz atalım. Burası başlangıç noktamız, yani başladığımız optimal durum. Bunu Pareto optimum durum olarak da adlandırabilirsiniz. Pareto optimum durum. Bu isim Wilfredo Pareto'dan geliyor. Bu havalı ifade şu anlama geliyor. Bir kişinin diğer kişinin durumunu kötüleştirmeksizin kendi durumunu iyileştiremeyeceği durum. Yani buradaki durumların herhangi birisine baktığımızda, örneğin burada mavi daha iyi ancak yeşil daha kötü durumda. Bu sebeple ikisinin eşit olduğu nokta Pareto optimumu olarak adlandırılıyor. Şimdi bu oyuncuların kendi çıkarları doğrultusunda durumlarını nasıl değiştirebileceklerini düşünelim. Ve bu bağlamda Nash dengesi konusuna da değinelim. Bu eksende burada diyelim ki bu rakiplerden bir tanesi. Burası 25 ürettikleri yer. Ve diyelim ki hile yapabilecekleri mutlak üretim 75. Bu eğer pazar tam rekabet koşullarına sahip olsaydı, üretecekleri miktara, denge miktarına oldukça yakın, yani bunun yarısını üreteceklerdi. Bu senaryoda bu 37,5 birim üretecek. 25'ten 37,5'a doğru giderken daha fazla hile yapıyorlar. Buraya daha fazla hile yazıyorum. Burada ise hile yoktu. Aynı şeyi mavi oyuncu için de yapabiliriz. Burası B. Burada 25 ürettikleri durum. Burası da 37,5 ürettikleri durum. Yukarıya doğru gittikçe daha fazla hile yapıyorlar. Yani burada daha fazla hile var. Bunu oyun teorisi kapsamında düşünelim. Buradaki Pareto optimum durum. Bu durum pek çok açıdan optimum. Burada toplam ekonomik karlılığı maksimize ediyorlar. Bir kişi diğer kişinin durumunu kötüleştirmeksizin kendi durumunu iyileştiremiyor. Şimdi bunun Nash dengesi olup olmadığını düşünelim. Bunun için de önce Nash dengesinin ne olduğunu hatırlayalım. Diğer tüm oyuncular sabit olduğunda, tabii bizim örneğimizde sadece bir tane başka oyuncu var, bir oyuncunun strateji değiştirerek kazanım sağlayamayacağı durum. Bizim basit örneğimizde strateji değiştirmek, üretim miktarını değiştirmek anlamına geliyor. Buradaki durum için bunun doğru olup olmadığına bakalım. Önce A'yı sabit tutalım. Eğer bu sütunda A sabitse, B'nin yapabileceği bir şey var mı? B'nin kazanım sağlayabileceği bir strateji değişikliği var mı? Evet, var tabii. B üretimini yükseltebilir. Bir önceki videoda gördüğümüz de buydu. Yani en alttaki bu durumdan bir üstteki duruma geçiyoruz. Şimdi B'nin elde ettiği ekonomik kar 280. A ise 200 birim ekonomik kar elde ediyor. O halde ne oldu? Toplam pasta küçüldü. Ancak B artık pastadan daha büyük bir dilim alıyor. Yani bu senaryo bir Nash dengesi değil. Stratejisini değiştirerek bu durumdan kar sağlayabilecek bir oyuncu var. Nash dengesi tanımı bize ne diyordu? Bir kez daha tekrar ediyorum. Diğer oyuncular sabit kaldığında hiçbir oyuncunun strateji değiştirerek kazanım sağlayamayacağı durum. Hiçbir oyuncu. Bizse burada en azından bir tane oyuncunun strateji değiştirerek mevcut durumdan kazanıp sağlayabileceğini gördük. Aynı şeyin tam tersi de geçerli olurdu. Yani eğer B'yi 25'te sabit tutsaydık, bu durumda A strateji değiştirir ve bu durumdan kazançlı çıkardı. Buraya gelirdi. Yani aynı deminki gibi bu da bir Nash dengesi olmazdı. Yazalım, Nash dengesi değil. Hangi duruma gittiğimiz fark etmiyor. Eğer bu durumu inceleseydik, bu da Nash dengesi olmayacaktı. Eğer A'yı sabit tutsaydık, B üretimini yükselterek kazanç sağlayabilirdi. Veya B'yi sabit tutsaydık, bu durumda A hile yaparak daha fazla kazanç sağlıyor olurdu. Yani bunların hiçbirisi Nash dengesi değil. Bu durumlardan herhangi birisinde eğer A'yı sabit tutarsanız B daha fazla üretim yapabilir veya B'yi sabit tutarsanız A daha fazla üretim yapabilir ve bu senaryodan kazanç elde edebilir. Burada A 130'dan 160'a çıkıyor. Tahmin edeceğiniz gibi bu artarak devam ediyor. Daha fazla ve daha fazla üretim yapıyorlar. Buraya gidiyorlar. Daha sonra buraya gidiyorlar. Daha sonra buraya. Belki A biraz daha fazla hile yapıyor. B de hile yapıyor. Daha sonra A biraz daha hile yapıyor. B de hile yapıyor. Biraz daha hile, sonra tekrar hile derken en sonunda A ve B'nin toplamından oluşan ekonomik pastanın bütünü küçülüyor. Ve neticede A tekrar hile yapıyor ve sıfır ekonomik kar noktasına ulaşıyorlar. Şimdi bu durumun Nash dengesi olup olmadığını düşünelim. Geriye doğru hareket etmek istemeyecekleri aşikar. Eğer A'yı sabit tutarsanız B aşağı doğru hareket etmek istemeyecektir. Zira böyle bir durumda ekonomik karını kaybedecektir. Yani bunu yaparak kazanç sağlamıyor. Eğer B'yi sabit tutarsanız A sağa doğru kaymak istemeyecektir. Zira sağa kayarsa ekonomik karını kaybeder. Bir dakika. Eğer 37.5'in üstünde üretim yaparlarsa ne olur diye sorabilirsiniz. Niçin üretim miktarlarını yükseltmeye devam etmiyorlar? Eğer A'yı sabit tutsaydık ve B 37.5'ten daha fazla üretim yapıyor olsaydı, yani bu durumda toplam pasta negatif olurdu. B'nin pastadan daha büyük bir parça almasının önemi olmayacak, zira B'nin payına düşen parça negatif olacak. Fiyat daha da aşağı çekecek. Bunu burada da görebiliyorsunuz. Eğer üretimi buradaki pazar üretim miktarı olan 75'in üzerine çıkartırlarsa, yani şirket başına 37.5'in üstüne çıkartırlarsa, bu senaryoda mallarını satabilecekleri fiyat ortalama toplam maliyetten daha düşük. Birim başına ortalama ekonomik kar negatif olacak. Toplam ekonomik kar da negatif olacak. Niye para kaybetmek istesinler ki? Yani oyunculardan hiçbirisi bu durumdan daha fazla üretim yapmak istemeyecek. Bu gördüğünüz en üstte ve en soldaki durumda eğer A'yı sabit tutarsanız B strateji değiştirerek bundan kazanç sağlayamıyor ve eğer B'yi sabit tutarsanız A strateji değiştirerek bundan kazanç sağlamıyor. İşte şimdi Nash dengesindeyiz. Yani burası Nash dengesidir. Tutsakların ikileminde olduğu gibi optimal durum tabii ki bu değil. Optimal durum buradaydı. Ancak her ikisi de hile yapmayı seçtikleri için, aralarındaki anlaşmaya uymadıkları için buradaki duruma geldiler. İşin ilginç yanı ulaşmış oldukları bu durum dengeli bir durum. Diğer oyuncu sabit olduğunda daha avantajlı duruma geçmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yapabilecekleri şey şu. Tabii Nash dengesi böyle bir şey söylemiyor. Biz birbirimizin işini baltalıyoruz. Tekrar koordine olalım. Eğer sen üretimini düşürürsen ben de üretimimi düşüreceğim diyebilirler. Artık işin bu kısmı aralarındaki iletişime ve işbirliği becerilerine kalmış. Bu duruma geri dönmeye çalışabilirler. Yine de birbirlerine karşı hile yapmış iki oyuncu için yeniden uzlaşmak ve güven sağlamak pek de kolay olmayacaktır. Neyse, ekonomi konuşacak olursak, bir şekilde anlaşarak bu duruma dönmeyi başarsalar bile, bunun bir Nash dengesi olmadığı anlamını taşımaz. Zira tekrar koordineli gitmeye başladığımızda diğer oyuncuyu sabit tutmuş olmuyoruz. Sen stratejini değiştirirken ben de stratejimi değiştiriyorum diyoruz. Yani ancak başka bir anlaşma yaparak buraya geri gidebilirler. Ancak bu burasının Nash dengesi olduğu gerçeğini değiştirmez. Eğer aralarında koordinasyon olmasaydı, eğer oyunculardan birisini sabit tutmuş olsaydınız, diğer oyuncunun strateji değiştirerek kendi lehine kazanç elde etmesi mümkün değildi. İşte kar hırsı böyle bir şey.